Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz. Babaanne! 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 Babaanne bir şey anlatayım. Hayriye Hanım! Hayriye Hanım! Murat, Murat dur. Ateşe körükle gitme. Dur. İyi de Suzi, biz utanılacak bir şey yapmadık. Tabii ki yapmadınız ama biraz zaman ver. Bir baş başa konuşsunlar. Önce aralarında çözsünler. Sonra sen uygun bir zamanda sen de konuşursun. Hadi. Büyük sözü dinle. Hadi şimdi git. Tamam, ben güleleyim. Hadi. Hanımı? Babaanne ne oldu? Siz ne zaman çıktınız? Babaanne yalvarıyorum. Ne dinle oldu? Beni babaanne. Ay ne oldu, kötü bir şey mi oldu? Anlatayım bırak, izin ver bir anlatayım. Ne olur. Ay ne oldu? Sus sus Fatoş, sus. Yukarıdalar mı? Evet yukarıdalar. Bir telaş çıktılar. Babaanne. Babaanne açmayacak mısın kapıyı? Babaanne konuşmayacak mısın benimle? Babaanne ne olur aç, bir bak, bir dinle, lütfen babaanne. Babaanne ben ilk gördüğümde vuruldum Murat'a. Sonra öğrenince Mine'yle sözlü olduğunu tuttum kendimi. Utanıyorum kendimden, çok utandım. Babaanne aç kapıyı. Babaanne biliyorum çok kıskansın bana, ben de çok kıskanım kendime ama... Bak bir açsan, bir beni dinlesen, bir gözlerimin içine baksan yalan söylemediğimi anlayacaksın babaanne. Babaanne bir dinlemeyecek misin beni? Ne olur, ne olur aç. Ne diyor bu ya? Yok bir şey. Unut dedim Gülizar. Gerçekten karşı koymaya çok çabaladım. Boş ver dedim, bırak dedim. Ama kalbim aklımı yendi babaanne. Kimselere ses etmedim. Hiç kimseye itiraf etmedim. Kendime bile. Senin hiçbir şey hakkı yok Gülizar dedim. Murat'ı sevmeydi. Ne diyorsun ya? Bir şey yok canım. Ya bir şey. Git şunun peşinden. Murat hemen gel. Gülizar'ı alman lazım. Böyle öğrenmeni istemezdim. İki insanın birbirine aşık olması, sevmesi günah mı? Babaanne. Sen aşık mı oldun dedim? Babaanne özür dilerim, ben gerçekten hiçbir şey isteyerek bilerek yapmadım hiçbir şey. Sus!
başımdan. Hadi, hadi bebeğim gel. Kendine gel. Yorum. Gitti kız, gitti. Gitti Tuğrul, gitti. Hadi. Soğan mı getireyim, koklatırız? Ben bir şey istemiyorum. Nasıl çağıracağım, ben hastaneye gidiyoruz. Çağırıp çekin. Bırakın. Güzel, güzel, seni bir yere terk etmen gerekiyor, tamam mı? Her şey durulsun, sakinleşsin. Ben seni arayıp haber vereceğim. O zaman gelirsin eve, tamam mı? Ben şimdi Murat'ı aradım, gelecek o, biraz daha burada olur. Niye arıyorsun Murat? Ben Fethi'ye falan giderdim diye. Ya yanlışı böyle yapacağım. Ne demek yanlışı, yanlış da mı düzelteceğim? Tabii ki Murat yanında olacak. Sevdiğin insan elinden tutacak. Şu an senin ona ihtiyacın var. Ben bilirim doğrusunu. Hadi yürü bakayım. Hadi, hadi çabuk. Çık, çık, çık. Gülizar, iyi misin? Murat, Murat hadi çabuk olun. Bir an evvel al götür onu. Ben buraları toparlamadan da sakın gelmeyin, tamam mı? Hadi. Murat, bunun dermanı sensin. Güldür yüzünü. Hadi. İzdivacımı istiyor evladım. Hali vakti de yerinde. Kabul etmeyi düşünüyorum. Abla! Şşt! Şşt! Aa! Dur! Ne demek olmaz? İşlerini ortak yaparız. Fena mı? Seninkiyle telefonda konuşuyor. Kocandan daha him bu. Bize bunama taklidi yapıyor. Sırf kocanın yakasına yapışmayalım diye. Ay, hık dedi gitti kadın. Ay, ay, müjdeler olsun. Bir evimiz var galiba. Ay yok, ölmez bu. Bizi bile gömer. Hadi yatalım biz. Şemsi Bey. Anne, ne Şemsi Bey'i? Nazan ben. Ümran anne, Nazan ben. Niye geleceğinizi haber vermediniz? Halim, üstüm başım müsait değil. Şemsi Bey içeride, içeride gelmeyecek. Benim güzel kızım, hadi benim canım. Bir şal al üstüne, hadi tatlım. Peki anneciğim, siz dışarı çıkın madem hazırlanayım. Teyze. Duymuyor musun? Telefon çalıyor. Tuğrul abi arıyor. Aa, tamam. Efendim oğlum. Anne, Mine'yi hastaneye kaldırdık. Ne? Nasıl, iyi mi? Sakinleştirici yaptılar. Tamam, hangi hastanedesiniz? Tamam, tamam, ben hemen geliyorum, hemen geliyorum. Teyze, ne oldu? Mine hastanedeymiş. Hadi ya. Of. Kızım nasıl? Sakinleştirici verdik, uyuyor. Şimdilik iyi. Psikiyatristiyle de görüştüm ben biraz önce. Doktor gelip görüşecek miymiş Mine'yle? Hayır, biz gerekli müdahaleyi yaptık. Ama en kısa zamanda Mine Hanım'ı görmek istiyorlar. Sizin de bildiğiniz gibi borderline, kişilik bozukluğu olan insanlar bir anda hayatlarını karmaşaya çevirebilirler. Ya siyah ya beyaz düşünürler. Aradaki seçenekleri görmezden gelirler ve reddederler. Uçlarda ilişkiler yaşarlar. Birkaç dakika içinde manik ya da depresif pozisyonlar alabilirler. Hayatlarını istedikleri gibi sürdüremezler.
Özellikle Mine Hanım gibi ilaç tedavisini yarıda bırakan hastalarda ise bu krizlerin artması olağan. İlacı mı bıraktı Mine? Senin bundan haberin var mı anne? Hayır, benim haberim yok. Ben alıyor sanıyordum. Peki emin misiniz? Kendisine sordunuz mu? Yaptığımız kan tahlillerine göre uzun zamandır kullanmıyormuş. Aynı zamanda 6 aydır da psikiyatrisine gitmediğini öğrendik. Öyle bakma Tuğrul. Mine ile Muazzez ilgileniyordu. Hem her şey yolundaydı. Acilen terapi ve ilaç tedavisine başlamasını sağlamanız lazım. Biz ne gerekiyorsa yapacağız. Torunumla bizzat ben ilgileneceğim. İlgili olsun. Geçmiş olsun. Ya sen ne biçim annesin ya? Anneliğimi sorgulamaktan men ederim seni. Bence sen kendini sorgula. Öz çocuğunla bu kadar ilgilenirsen kafayı yer o da. Lafa bak, Muazzez ilgileniyormuş. Muazzez ilgileniyor ne demek ya? Bu kızın annesi sen misin, Muazzez mi? Tuğrul'cum, Tuğrul'cum. Canım sen gel böyle. Çok havalı değil mi ya? Bu Mine'den var ya, acayip bir film karakteri olabilir aslında. Ne vardı sanki? Sığamadı oğlunun evine. Sanki kaçıyor sepetçi çiftliği. Tövbe tövbe. Aa, oğlu? Anne, siz ne oldu? Değirmendeydiniz. Aman oğlum, bilmiyor musun babanı? Duramadı yerinde. Eşyayı, göçü yığıverdi evin önüne. Geçsene. Hayırdır kızım? Sen de mi geldin? Hoş geldin. Hayırdır anne? Hayırdır? Ben sevdiğim kızı getirdim sana. Başımla beraber yavrum. Olamaz mı? Başka bir şey oldu. Bu derecede kriz geçirdiğine göre. Hayriye Ana. Kızıma ne yaptılar o evde? Siz oradaydınız. Evet babaanne ya. Ne geçti bunların arasında hakikaten? Yani kızı sevmiyor tamam da Mine öyle saldıracak birisi değil. Yok bir şey yok. Var bir şey. Gene torununuzu koruyorsunuz. Gözlerinizi böyle kaçırdığınıza göre. Siz bilirsiniz. Nasıl olsa Mine uyanacak. Ona sorarız ha? Ondan öğreniriz. Rabbim büyük sınıyor Hayriye kulunu. Doğru bildiğim yanlış, yanlış bileyim doğrumuş ver. Babaanne, dolandırma lafı. Açık konuş. Mine doğru söylüyormuş oğlum. O kadar dedi evladım. Ben konduramadım. Kabancım büyüğüm ben de. Herkesin her şeyi bilmeye hakkı var. Gülizar şeytana uymuş. Burada tutulmuş.
gözünü gördüm, Rabbim affetsin. Yine de olanları duydum. Ben anlamıştım zaten o ikisinin arasında caz cüz bir elektriklenme olduğunu. Layıklarını bulmuşlar. Ama benim kızım anlamaz ki. Doktorun söylediğini duydunuz. O sağlıklı kararlar veremez. Ya o iki sefil yüzünden canına kıyacak benim kızım. Allah korusun. Nelere sebep olduğunuzun farkında mısınız ha? Ellerinizle bir canavar yarattınız. Göz göre göre benim kızımı uçurumdan attınız. Bu timsah gözyaşlarına hiç inanmıyorum. Rica ederim, buradan gidin. Gidin ve artık beni çocuklarımla yalnız bırakın. Anne. O çok sevdiğiniz, gurur duyduğunuz torununuzun yanına gidin artık. Yeter anne, hadi babaannem yeterince kızdı kendine. Hadi anne. Anne. Otur, otur sen kızım. Rahatına bak, otur, otur sen. Otur hadi. Ay, vallahi kusura bakmayın. Yani ev işiydi, derlemek, toplamaktı. Akşam yemeği yapamadıydım. Kusuruma bakmayın artık. Estağfurullah, ne kusuru. Biz size rahatsızlık verdik, zahmet ettiniz. Ellerine sağlık annem. Afiyet olsun. Akıllı Zemzem. Tereyağında bir iki yumurta kırmadım. Dur, dur, dur. Annem, otur. Otur biraz. Bak, böyle kaçarak olmaz. Bizim sana söyleyeceklerimiz var. Muratçığım. Günizar, bizim kimseden gizlimiz saklımız yok. Hele annemden hiç yok. Annem, biz Günizar'la birbirimizi seviyoruz. Ve bunu artık herkes biliyor. Ben anlamıştım zaten. Buraya apar topar gelişinizden. Sen de başını eğme kızım. Utanma yüreğine düşen ateş yüzünden. Vallahi inanır mısın? Şu eşikten adımını attığın ilk gün hissetmiştim ben. Seni tanıdıkça da içten içe böyle... ah bu kız benim gelinim olsa deyip deyip durdum. Allah tamamını erdirsin o zaman. Allah mesut etsin. Yani kızmadınız. Ne kızması canım? Sevda bu, sevda. Hadi bakalım. Hadi bir iki lokma bir şey geçsin boğazınızdan. Hadi yiyin. Günizar. Dökme artık yüzünü. Her şey yoluna girecek. Her zaman, her koşulda ben her daim senin yanında olacağım. Annemin önünde. Bir kez daha söz veriyorum sana. Tamam. Kızım, senin halin yok sanki. Hadi geç içeri biraz uzan dinlen ha? Sanki biliyormuşum gibi de yatağı yorganı yeni serdiydim ha. Hadi kızım. Sen artık bu evin yabancısı değilsin ki. Sen bu evin kızısın. Hadi kalk, kalk, kalk. Hadi, hadi. Hadi canımın içi. Hadi kalk. Sen bu evin kızısın artık. Geç, geç, geç canımın içi. Sen biliyorsun bunu, değil mi? Diye ses etmedim ama biliyorsun değil mi?
üzecekler sizi. En başta da baban. Annem, sen hiç merak etme. Ben ne yaptığımın gayet farkındayım. Tamam, üzülme sen. Ay, iyi ki bu gece İstanbul'da kaldı. Zapt edemezdik vallahi. Hoş, yarın kıyamet kopacak geldiğinde ama... Allah hayırlısını versin diyelim, ne diyelim işte. Ben ne diyebilirim ki Suzan abla yani? Herkesin kendi hayatı yani. Hayatta bir garip. Değiştiremiyorsun böyle yani. Olan oluyor. Vallahi sizi de yani 5 dakika yalnız bırakmaya gelmiyor. Hemen böyle bir olaylar, bir şeyler. Onu bunu bırak da. Bu cadı mineği olanları duyarsa bizimki kendini imha eder. Yok canım. Ah. Ah, arıyor. Gülicim. Ne yapıyorsun bir tanem? Neredesiniz? Suzim. İyiyiz, merak etme. Zemzem teyzedeyiz Muratlar'da. Aa, iyi. Zemzem ablaya benden çok selam söyle. Suzim. Babaannem nasıl? Mine nasıl? İyiler, iyiler. Aman işte Mine bağırdı, bağırdı, gitti. Yattı odasına. Asıl sen nasılsın, onu söyle. Suzi, beni kandırmıyorsun değil mi? Aman tamam canım, benim sana yalan borcum mu var? Sen biraz kendini düşün. Bak, durulacak bu sular, eli kulağında. Ferah ol. İnşallah ya, inşallah. Hadi sen uyu artık, tamam mı? Bak, uyku tüm dertlerin tek ilacıdır. Tamam bebeğim, güzel güzel uyu, dinlen. Yarın sabah uyandığında her şey çok güzel olacak. Bak sana söz veriyorum. Ben nasıl uyuyayım ya? Babaannem, Mine, her gözümü kırptığında. Keşke yanımda olsaydın. Ama ayol ne yapacağım beni yanında? Sevdiceğim var. Ona sarıl, bir güzel. Sarıl yani, sarıl derken öyle çok da fazla sarılayım falan deme yani. Nikah mikah gerekir önce şey. Böyle el ele falan tutuşu yani. Oh my. Ama unut sarıl marıl dediğimi, unut sen. Haydi iyi uykular bebeğim sana. İyi uykular. Ya Suzan abla, o nasıl akıl vermek ya? Ama ben de akıl mı var ki vereyim? İşte didiklemesin konuşmalarımı diye uyduruyorum bir şeyler. Yoksa anlar o benim hemen yalan söylediğimi. İhtiyacın var mı? Yok. Hı? Beni de tutmadı. Ne yapayım? Ben geleyim. Belki sohbet ederiz. Eder miyiz? Ederiz herhalde. Tamam. Hı? Başka şeylerden bahsedelim. Yani mesela hiç yurt dışına çıktın mı? Brokoli sever misin? Şimdi birinci soruna cevabım yok. Ben daha İstanbul'a yeni geldim, ne yurtçısı. İkinci sorum, brokoli hiç sevmem. Bence o böyle sebze falan değil, o yaratık ya. Benim için sebze ıspanaktır, Ayşe kadındır. Seni seviyorum.
tanıyor musun? Yani bak profil bu. Gam, keder, dert, tasım. Hani yol yakınken dönebilirsin istersen, ben anılma. Ya tamam şimdi sen onu bunu bırak da. Sen bana böyle bol domatesli güzel bir Ayşe kadın pişirebilecek misin? Ondan bahset. Sen ne diyorsun ya? Enginar bile yaparım. Suzi çalışıyordu. Bütün yemek işleri bende. Yaprak bile sarmışlığım var. Hadi be. Bak beni gazı getirme, giderim sabaha kadar yaprak sararım mutfakta. Tamam vazgeçtim. Sen bu güzel minik ellerini sadece gitar çalmak için kullan. Şarkılarını söyle. Çünkü benim gördüğüm en mutlu Gülizar bu. Ya sen ne kadar güzel bir adamsın. Bana çok iyi geliyor. Biraz uyumaya çalış. Bu arada ben Ayşe kadın yaparken muhakkak iki diş sarımsak koyarım. Her defasında. Zemzem. Zemzem, siparişlerin geldi. Ay. Murat da gelmiş ha? Nerede bunlar ya? Veysel ya, çarşıyı ısıtlamış gelmişsin. Ama karşılayanın yok, yardım edenin yok. Baba. Ne oluyor lan burada? Baba. Ne oluyor? Baba bir şey oldu yok, ne olacak? Ne? Biz sohbet ediyorduk, uyuyakalmışız, yanlış anlamayın. Ne? Ne yanlış anlaması be? Yanlış anlaşılacak bir şey mi var? İkiniz aynı yatakta. Baba gel biz. Tövbe. Baba gel dışarıda konuş. Ulan ne ar kalmış ne namus. Ulan bu adam senin ablanın baba, sözlüsü be. Baba tamam yeter. Yeter be. Hele sen Murat, hele sen. Baba. Ayıplar olsun size. Ulan bunlara güvendik, kapımızı açtık, bunlar ocağımızı ettirdik diye gelmişler be. Baba ne yapıyorsun, ne olursun? Oğlum ya. İçinde akıl fikir yok mu oğlum? Hiç nasıl kandın bu kıza be? Böyle bir insansızlık, böyle bir akılsızlık olamaz ya. Sen kafayı peynir ekmekle mi yedin oğlum? Ya oğlum kendinde misin sen Allah aşkına? Anandan babandan da mı utanmadın be? Baba yalvarırım bak, sinirle pişman olacağın şeyler söyleme. Yalvarırım sana. Tabii. Gene suçlu ben oldum değil mi? Bütün suç bende. Çünkü ben kendi ellerimle getirdim o belayı. O ne ödüğü belirsiz kızı bu eve değil mi? Baba ne ödüğü belirsiz? Ne demek Gülizar'ın ne farkı var senden benden ne farkı var? Senin gözünü kör etmiş o kız be. Senin aklını uçurmuş, aklını. Baba benim aklım gayet başımda. Bak ben hayatımda ilk kez aşık oldum. Hadi be. Ben hayatımda ilk kez bir insanı seviyorum. Ben Gülizar'ı çok seviyorum. Hadi be. O da beni seviyor. Ne olursun anla şunu. Ne sevmesi, ne sevgisi be. Sen
Mine'den başka kimseyi sevemezsin, tamam mı? Gözünü açtın, Mine'yi gördün sen, o kadar. Ben gözümü açtım ve hiçbir şey görmedim baba. Sen beni anlıyor musun? Ben hayatımda ilk kez hayal kuruyorum, hayal. Bana bak bana. Ben hayatımda ilk kez gülümsüyorum. Ya benim için mutlu olacağına sen neler diyorsun? Bak baba, sen dahil hiç kimsenin bu aşkın karşısında durmasına izin vermem ben. Dur oradan be, dur oradan. Açmış, beşmiş, baksana şimdi ha. Ulan ben yemedim yedirdim. Giymedim giydirdim. Ulan her şeyimi sana verdim ben. Ben sen sırf oku adam ol diye beni ekmek kapıma ihanet ettim lan. Her şeyi senin için yaptım lan. Ben bir halt olamadım bari oğlum olsun dedim be. Ne için yaptım ben bütün bunları? Ne için? Güncele benim şerefimi, namusumu iki paralık et diye mi yaptım be? Baba sakın, bak lafına gittiği yere dikkat et, sakın, sakın. Haklısın, haklısın tabii. Ha, şimdi lafını bilmez adam oldum değil mi? Oğlum, o kızı ben sokaktan topladım, anladın mı? Sokaktan topladım. Eğer ben olmasaydım, ben toplamasaydım o kızı, şimdi neredeydi o biliyor musun? O bu yolun yolcusuydu, anladın mı? Baba, baba sana yalvarırım, sus. Baba bırak, yalvarırım, ben sus. Ben yalan mı konuşuyorum be ben? Yalan mı söylüyorum? O susan kim ki? Yetiştireceği kız da olsun, işte belli, ortada. Baba. Sen buradan kaç kişi gidiyor her gün pavyona, İzmir'e eğlendiye biliyor musun? Ha? Yarın koluna takıp sokağa çıktığın zaman tanımayacaklar umuru zannediyorsun sen. Baba yeter! Yeter! Şimdi el mi kalıyorsun bana? Vur hadi vur! Vur! Oğlum bu kızı pavyon köşelerinden topladım ben. Pavyon artığı bu ya kız. Baba yeter! Yeter! Ne yaptın baba, lan? Yeter! Anladın mı? Yeter! Ne olursun artık beni rahat dur bırak! Be, ne dur olursun lan, yeter! Dur lan. Ne yaptın bırak artık beni! Ceza mı verme, seni elini parçalamışım lan sala! Ne yaptın sen? Bırak, bırak, bırak elleme! Artistik peşinde koşarken kapıyı pencereye indirecek yerde babasının yüreğine indirdiğini anladığı gün göreceğim ben onu. Konuşma ben sen! Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Rahat bırak çocuklarımı! Aman be, ne haliniz varsa görün. Oğlum, dur. Çok fena kanıyor, dur. Saralım, saralım, dur. Ah be güzel. Ah, ay Allah korusun. Ah, alo? Ha, abla. Ha, söyle Veysel. Abla, senin o masum dediğin torunun oğlumun aklını çelmiş, kanına girmiş. Şimdi sen bunun yanına mı alıyorsun? İzmir'e mi gönderiyorsun, ne yapıyorsan yap, yoksa vallahi elimde bir kaza çıkacak. Senin asabın bozulmuş Veysel. İkisinin arasında bir şey olduğu yok, cahil olma. Ne cahilim ne cühele, Allah'ını seversen abla, kız oğlumun koynuna girmiş. Evimde yakaladım onları, aynı yatakta. Evimde diyorum sana. Kancayı takmış o kız benim oğluma. Ocağımıza incir ağacı dikecek. Abla buna izin verecek misin? Eğer sen bu işi halledeceksen hallet, yoksa ben bu işi kendi usullerimle halledeceğim. Ya... Torunlarımı birleştireceğim. Oğlumun vasiyetini yerine getireceğim diye diye susturdun bizi. Abla ben artık daha fazla susamayacağım. Ben konuşacağım, çağıracağım çocukları. Hepsine anlatacağım bunu. Mine evine de, sözlüsüne de, parasına da kavuşacak. Benim gelinim Mine. Tamam. Tamam. Sen hiçbir şey yapma. Lisanı münasiple konuşmak benim işim. İyi tamam. Ben diyeceğimi dedim. Bak senin hatırına susuyorum. Eğer bir şey yapmayacaksan... Bu işi ben halledeceğim, söylemedi deme. Senin nasıl bir yüreğin var? Nasıl iyi ahlaklı, vicdanlı bir çocuksun sen? Kimselere benzemiyorsun. Gülizar dürüst, içi dışı bir kız. Torunuma iftira attırmam. Göreceksiniz. Göreceksiniz diyorum. O kızın tek derdi ünlü olmak. Ha,
bir de Murat'ın koynuna girmek. Sus! Mine Hanım babaannesini görmek istiyor. Uyandı mı? Evet evet, az önce uyandı. Babaannesini çağırmamı istedi benden. Ne münasebet canım? Annesiyim ben onun. Önce ben göreceğim kızımı. Anne bir dakika. Tabii canım ya. Annesi var onun, teyzesi var burada. Biz bütün gece onun kendine gelmesini bekledik. Öldük dirildik burada. Ya illa olay çıkartmak zorunda mısınız ya? Bırakın babaannem görsün işte. Sonra da biz girer konuşuruz. Anne, Mine'nin oyuna gitmemiz lazım bir süre. Buyurun. Filizler. Nerede Gülizar oğlum? Gitmiş anne Gülizar. Koş! Hemşire söyledi. Sence de konuşmamız gerekmiyor mu? Biliyorum, kırgınsın bana. Ama sen bir toparlan. Ben elimden geldiğince senin gönlünü alacağım. Ya, ne yapacaksın? İki yüzüme gülüp sonra Gülizar'ını mı koruyacaksın? Hani biricik torunun ya o senin. Hepimiz para göz, bir tek o gururlu. Hiçbir şeyde göz yok ya hani onun. Tek istediği aile, sevgi. Öyle değil mi babaanne? Gördün mü bak neler yaptı? Ya o kadar çırpındım sana anlatmak için. Bir kerecik beni dinleseydin, bana inansaydın belki bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. Ben hayatımda bir kez tokat yedim babaanne. Onu da senden. Hem de Gülizar yüzünden. O takıda unutmayacağım biliyor musun? Ne o günü ne o takıda asla unutmayacağım. Senin onu ölümüne korumanıdı. Ne desen haklısın kızım. Bu yaşıma geldim, gördüm, geçirdim. Ama yanıldım. Bizim kanımızdandır dedim. Gönlünden kötülük geçmez dedim. Yanıldım. Ama bak Rabbim tokat gibi vurdu gerçekleri yüzüme. İyi niyetime ver kızım. Ben hepinizi düşündüm. Bir tek onu değil. Evet ya, çok düşündün. Gerçekten. Ya bizi beş parasız sokağa attırdın sen babaanne. Biz o leş gibi otelde sürünürken sen içinden ne söyledin sahiden? Böyle oh olsun, burunları sürsün falan mı dedin? He? Her şeyi biliyorum ben. Her şeyi. Sırf Gülizar'ı kabul edelim diye bizi ona muhtaç ettin sen ya. Madem her şeyi biliyorsun, döneriz evimize, düzeltiriz her şeyi. Sen kederlenme güzel kızım. Ben kabahatimi tamir etmesini bilirim. Yok. Hiç kimse hiçbir yere gitmeyecek. Ben o Gülizar'ın evinde kalacağım babaanne. O da bana her baktığında vicdan azabından kahrolacak. Ha sen de bana yardım edeceksin bu arada. Oyunu sürdüreceksin. Annemler paramızın olduğunu bilmeyecek. Olmaz öyle şey. Ne anne ne abin ister. En başında da ben müsaade etmem. Edeceksin. Edeceksin. Annemle abimi durduracaksın. Murat'ı kaybettiysem, hayatımı, dengemi kaybettiysem bunun sebebi sensin. Bana borçlusun babaanne. O evde kalacağız. Yoksa canıma kıyarım. Öldürürüm kendimi. Thank you.
Gülizar! 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 Elin, ne oldu eline? Yok bir şey. Yumruk attın değil mi bir yere? Yok bir şey. Sen ne yapıyorsun kendine? Yok bir şey. Gülizar, gitme. Biliyorum, babamın dediklerini duydun. Çok ağır, kabullenmesi çok zor şeyler. Ama inan ki seni tanımadığı için böyle konuşuyor. Ve gün gelecek bütün bu söyledikleri için pişman olacak. Özür dileyecek senden. Babanın dedikleri beni yaralamaz, daha önce de duymuştum. Ama sen şimdi babanla yüzleştin. Bizim için mücadele ediyorsun. Aynını benim de yapmam lazım. Evdekilerle yüzleşmem lazım. Emin misin? Yani hazır mısın sen böyle bir şeye? Başka türlü içim rahat etmeyecek ki. Biz aşkımızı yaşayacaksak benim onun arkasında durmam lazım. Öyle kaçak göçek bir ilişki istemiyorum ben. Gururla, utanmadan yan yana durabilmemiz lazım. Tamam. O zaman bırakayım ben seni. Ben yalnız gideyim. Biraz düşünmek istiyorum. Ben her şeyi halledeceğim, seni arayacağım. Tamam mı? Benim biraz kendimi, biraz içimi dinlemem lazım. Bir süre, sadece kısacık bir süre görüşmeyelim. Tamam mı? Sevzem teyzeme de söyle, üzülmesin. İyi olacağım. İyi olacağız. Peki, en azından tek başına gitme. İçim rahat etmeyecek, ben bir arkadaşımı arayayım. Olur mu? Ümit, senden bir ricam olabilir mi? Ya bizimkilerin oraya gelebilir misin? Annemlerin evinin oraya. Tamam. Çok sağ ol. Bekliyorum. Odasında kalsaydı daha iyi dinlenirdi. Ha? İyiyim ben böyle. Dur, arkasına bir yastık Fettah ayarlasın. Gerek yok. Ben yaparım. Ne şekersiniz siz öyle. Süt dökmüş kedi gibi bakıyorsunuz yüzüme. Merak etmeyin, ne yiyeyim? Daha da iyi olacağım. Hayriye Hanım'ı yatırtın. Hı hı. İlacı sehpada kalmış, onu almaya geldim. Nerede senin şu ahlaklı kızın? Kaçtı galiba. Tabii karşıma çıkacak yüzü yok. Ne yapsın? Kaçacak. Yine yeni çıktık hastaneden, tartışma yaratma. Gülizar seni rahatsız etmemek için dün gece gitti. Ama tabii evine gelecek. Her şey bir durulsun da. Ay yazık. Ay, kıyamamış ablasına öyle mi? Ay, çok üzülmüştür de şimdi kesin. Ya tabii üzüldü. Sen gerçekten bir tanısan Gülizar'ı. Bence sen tanısan. Vallahi bak. Sana da kazık atması yakındır, söyleyeyim. Çünkü onun en büyük hobisi insanları üzmek vallahi. Yine tamam, yeter. Benim kızım kötü değildir. Sadece aşık oldu. Gönül ferman dinlemiyor işte. Ha, sizin geldiğiniz yerde kardeşinin sözlüsünü çalmak olağan galiba, ha? Keşke daha önceden bilseydin. Yok, bu böyle olmaz. Yani burada kalamayız. Sürekli sinir harbi, sürekli sinir harbi. Sen nasıl dinleneceksin, nasıl iyileşeceksin? Ben eşyalarını topluyorum, hemen teyzene gidiyoruz. Hiçbir yere gitmiyoruz anne. Aile dediğim bir arada olur ama, değil mi? Bak sen başın sıkışınca nasıl kız kardeşine gittin? Ben de kız kardeşimin evindeyim işte. Saçmalıyorsun yine.
Bizim bu kapıdan girmemiz bile hata. Ya bu insanlarla aynı havayı solumamız bile yanlış. Aman! Siz de ne kadar laftan anlamayan insanlarsınız canım. Konuşulmaz sizinle. Yani şurada oturur, orta yolu buluruz, konuşuruz diye düşünmüştüm ama hakikaten çok safmışım. Harbi, kapı orada gitmek istiyorsanız. Ya Suzi, ne diyorsun? Hiçbir yere gitmiyorum ben efendim. Burası benim kız kardeşimin evi. Ha, sen dayanamıyorsan... Bak dediğin gibi kapı orada. Buyur sen git. Ya sen kimin evinden kimi kovuyorsun ha? Suzi tamam bak hale bak ya. Sakin ol ne olur. Tamam Fettah. Tamam. Vallahi ben bunu boğacağım. Vallahi ben bunu boğacağım. Ya elimden bir kaza çıkacak. Hay Allah aşkına bana bir bardak soğuk su versene. Bari içim soğusun. Gidelim. Hayır. Mine annem haklı. Teyzemin evine bırakayım sizi. Ben de bakarım başımın çaresine. Ya ölürüm de bir yere gitmem. Anlayın artık ya. Ölürüm de gitmem ne demek Mine? Ağzından yel alsın. Lütfen böyle konuşma, korkutma beni. Tamam. Tamam istediğin gibi olsun. Burada kal. Ama ben de bundan sonra seninle birlikte kalacağım. Gözüm hep üstünde olacak. Ya Muazzez'e güvendik, başımıza gelenlere bak. Mineciğim, ilaçlarını bırakmışsın. Niçin yaptın bunu? İyiydim çünkü anne. Çok mutluydum. Sakindim Murat'la. O benim ilacımdı zaten. Yani şu halimize bak ya. Kendi evimizde hücre hapsinde gibiyiz. Masamızda bile oturup yemek yiyemiyoruz. Sultan abla sen zaten bu odadan çıkma. Vallahi bak güya ortalığı yatıştıracaktın. Sepetçiler bir kapıya koymadı kaldı ya. Tamam. Onlar da noto mermer noto kafa. Öyle derler. Bak ben sana diyeyim. Sepetçilerle barış olmaz. Yanaşmayacak bunlar. Beni dinle bitti. Aşkın önünde dağlar bile dize gelmiş. Hı. Sepetçiler mi gelmeyecek? Göreceksin bak benim kızımın iyi niyeti, temiz kalbi her şeyi yola sokacak. Her şey düzelecek, mutlu olacak. Biraz sabır. Al. Al kartal arıyor. Ben ne diyeceğim bu herife? Ya böyle bir şey olamaz. Adam diyor ki benim elimde kapı gibi sözleşmeniz var ya. Yarın geleceksiniz diye tehdit ediyor. Gülizar Hanım'ın işi başından aşkın gidemiyor.
Hani tek aşkı bunun müzikte? Al müzik arıyor. Nerede Gülizar? Göremiyorum. Al. Ne diyeyim ben bu adama? Biraz diplomasi de açın. Biraz diplomasi. Sen ver onu Suzi'ne. Hadi. Alo. Kartal Beyciğim. Merhabalar. Suzan ben. Nasılsınız? Suzan Hanım merhabalar. Ben Gülizar'a ulaşamıyorum da onun için aramıştım Feta. Yanınızda mı ya da nerede, bir bilginiz var mı? Ay maalesef yok, yok ya. Yanımda, keşke yanımda olsaydı. Vallahi ben de böyle bir iki saat onu göremeyince nasıl burnumda tütüyor size anlatamam. Biraz uzaklaşması gerekti Gülizar'ın. Endişelenmeli miyim? Yok, hayır, hiç endişelenmeyin. Lütfen, profesyonel bir şey değil. Ailevi. Şöyle küçük çaplı bir kriz yaşandı. O yüzden onun da birazcık uzaklaşması gerekti. Zaten benim çocuğum çok duygusal bir insan. Yani sanatçı. Sanatçıların narin ruhu oluyor. O yüzden şey yapamıyorlar yani. Hemen böyle bir kabuğuna çekiliyor. Ama sonra göreceksiniz, birden çıkacak. Böyle hiç beklemediğimiz bir anda hop diye karşımıza eli kolu bestelerle dolu. Diyorsunuz. Diyorum, ayrıca kalıbımı da basıyorum, göreceksiniz. Yani siz lütfen hiç meraklanmayın. Her an sürpriz yapabilir. Peki, size güveniyorum öyleyse. Yalnız ulaştığınızda lütfen söyler misiniz, beni muhakkak arasın. Tabii tabii, size söz veriyorum. Kartal söz. İyi günler. İyi akşamlar. Bak. Sen neymişsin ya? Mineciğim, iki lokma bir şey yesene kuzum. Mineciğim, hadi ama. Bak Muazzez de geldi senin için. Hı? Mine, masadakiler dışında canım bir şey çekerse yaparım. İki dakika mı alır? Hani o senin sevdiğin köfteler var ya, onlar daha yapayım ister misin? Evet, sen çok seversin o köfteleri. Hoş geldin. İçerideler değil mi? Kız ayağıyla gidiyor, kurtlarsın kız. Afiyet olsun. Benim size bir açıklama yapmam lazım. Hiç gerek yok. Zira açıklaman ortada. Bak, 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 iyi bak. Gurur duy eserinle. Daha baştan belliydi senin ne mal olduğun. Hep söyledim. Ama babaannen seni gözünden bile sakındı. Tabii o da gurur duysun. Sebep olduklarıyla. Anne tamam. Olan olmuş. Sonsuza kadar tartışacak değiliz herhalde. Aşk olsun Tuğrul. Babaannen bitti, sen mi başladın? Anne sıkıldım. Yoruldum artık. Gece gündüz kavga mı edeceğiz ya? Hadi parmak uçlarımıza Suzan abla. Sebeçiler mayınına basmayalım aman hadi. Hadi be, onlar korksun benden. Ne olur benim. Kimse senin ne söyleyeceğini merak etmiyor. Hele mi Suzan abla, Gül'ü geldi ya. Eyvah eyvah. Ha? Eyvah eyvah. Ya sen Allah'ım sen dur. Başımıza dikilip durma. Bakın, birisi bana bu olanları anlatsaydı ben asla inanmazdım. Biliyorum kabul etmesi çok zor ama benim için de çok zordu. Tanıdığım, güvendiğim Gülizar böyle bir şey asla yapmazdı. Ama büyük konuşmamak lazımmış işte, aşk denen şey. Az yüzün kızarsın. Utancından yerin dibine geçeceğine kalkmışsın karşımızda konuşuyorsun. Başımıza getirdiklerinin hiçbir dilde izahı yok. Nefesini boşuna tüketme. Oğlum vasiyet etti diye seni bağrıma bastım. Yanında değildik, yoksulluk çektin diye kendimi suçladım. Soyumuzdan olan yanlış yola sapmaz dedim. Vicdanında leke olmaz dedim. Ellerimle büyüttüğüm torunlarımı karşıma aldım. Senin için hepsinin gönlünü pare pare ettim. Dilim tutulsaydı da sana torunum demeseydim. Ellerim kırılsaydı da sarıp sarmalamasaydım.
senin gibi torunum olmaz olsaydı. Abi bir şey yemedin. Ha. İyi ya böyle. Aç değilim zaten. Abi sen bugün hiç iyi değilsin. Bir derdin mi var? Var. Hem de öyle bir dert ki. Derman da kendisi. Oo. Mevzu ağır desene. Anladım. Ben boşuna deşmeyeyim. İyice ağırlaştırmayayım. Bu okuldaki her profesör, sir, senin üstünden geçecek. Orada... Fuat. Bir kez... Ne oluyor yavrum? Karınca gibi tıkır tıkır çalışıyorsun. Aa, babaannem gelmiş. Hem de her manada. Ya sen beni tanır mıydın ya? Şimdi ne biçim soru bu böyle yavrum? Şaka şaka. Ya babaanne, bana şu anda feci halde ilham gelmiş durumda. Eğer önemli bir şey yoksa ben devam edeyim. Ne yazıyorsun öyle? Film. Film? Sen oyuncu okulundan çıkmamış mıydın? Yok, ben alaylıyım. Ama dışarıdan yetiştirdim kendimi. Tabii doğuştan yetenekli olunca. Şimdi artık torunum hem oyuncu, hem yönetmen, hem senarist diyebilirsin. Neymiş bu film şimdi? Şimdi bak şöyle. Deli, hastalıklı bir katil ve onun işlediği seri cinayetler. Ay. Nasıl? Sen şu senaryoyu bir okusana. Bak burada. Hatta dur biz bunu beraber oynayalım. Nasıl? Bak ben sana altlarını çizeceğim şimdi. Sen katil ol. Evet. Ben de kurban olacağım. Hı hı. Şimdi şöyle düşün. Böyle karanlık. Kapkaranlık bir oda düşün, tamam mı? Perdeleri sonuna kadar kapatılmış. Yapabilir miyim ben? İlkokulda müsamerede oynamıştım ama. Tamam tamam yaparsın. Hadi başlıyoruz. Şimdi. Şerif elinde ekmek bıçağıyla kurbanına doğru yaklaşır. Yaklaş. Rica etsem boynunuzu uzatır mısınız? Şah damarınızdan keseceğim. Adam korkuyla bağlı olduğu sandalyede çırpınmaktadır. Yapmayın profesör. Yalvarırım yapmayın. Benim ders çalışmam lazım. Daha sınavım var. Yapmayın. Keşke en başında çalışsaydın da o zaman seni kesmek zorunda kalmasaydım. Çok iyi. Dersinden sıfır olan kimsenin yaşamaya hakkı yoktur. Önce şah damarından keseceğim. Sonra kanınla çiçeklerimi soluyacağım. Yapmayın. Yalvarırım yapmayın. Durun yapmayın. Hümeler ne? Keşke. Ne yapıyorsun bu evindekini ya? Tanımadın mı? Bak Fuat bu torunun. Almış eline sivri şey, bir yerine bakacak çocuğun ya. Baba ne kestik? Anne ne yapıyorsun ya? Biz burada tam role girdik, çalışıyorduk. Ne? Ay yemin ederim kalbime indi ya elinde o sivri şeklik. Baksana batar bunun ucu ya. Bir de boynuna tutmuş. Ay yemin ederim kalbim duracaktı ya. Sizi öyle bir an gördüm ya. Bak elim ayağım titriyor ha hala. Bana bak sen odana kapanıp böyle sabık sabık şeyler mi yazıyorsun? Ne yapıyorsun? Anne birazcık saygı ya. Birazcık saygı. Ne saygı? Sanata ve sanatçıya biraz saygı lütfen. Babaanne biz devam ediyoruz. Biz devam ediyoruz. Sen bende kal. Hadi bozma. Oyunun çok iyi. Bozma. Bu hiç olmamış. Böyle katil mi olur? Anasız. Ya babaanne o benim yarattığım bir karakter. Böyle karakterleri yaratırken biraz uçacaksın. Daha neler? Ayaklarını yere basmayan karakter mi olur? İnanmaz kimse. Hiç gerçekçi değil. Ümran anne, sen bakıyorum gerçekten drama profesörü oldun. Affedersin ama sen hiç anlamazsın bu işten bence. Babaannem haklı ya. Anne babaannem haklı. Ne haklı? Şimdi benim gerçekten bir gerçek katille göz göze gelmem lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani benim o duyguyu almam lazım. Yani o katilin iç ritmini, dinamiğini, devini... Ay saçmalama, bu da sana turunu öldürteceksin kendini be. Öf.
Hava serinledi. Seni balkondan gördüm. İyi gelir dedi. Eyvallah. Nasılsın? İyi misin? Olabildiği kadar işte. O kadar karamsar olma. Bak göreceksin, yine düzelecek. İnandırıcı gelmedi değil mi? Çünkü görünen hep kavga dövüş. Ama gerçekten biz kimsenin kötülüğünü istemeyiz. Vicdanlı insanlarızdır. Kalbimiz kara değil. İşte bir haksızlıklara gelemiyoruz, o var. Tabii ki Mine'nin iyi olmasını, iyileşmesini istiyoruz. İnşallah çok mutlu olacak, iyileşecek. İmkansız. Mine'nin hastalığının tam olarak tedavisi yok. Nasıl yani? Ruhsal bir hastalık bu. Ya ilk 15 yaşında koydular teşhisi. Sürekli ilaç tedavisi ve terapi görmesi gerekiyor. Her şey sınırlarda yaşıyor. Aslında bu yüzden takıntılı Murat'a. Ben de en başından beri bu yüzden karşı çıkıyordum bu ilişkiye hep. Yaşadığı şey gerçek değil. Mine'nin yaşadığı şey aşk değil. Saplantı. Murat biliyor mu peki bunu? Hayır. Belki de bu yüzden kızamıyorum Murat'a. Necim, rahat mısın böyle canım? Ha? Rahat mısın? Önce ilacımızı içelim ha, ne dersiniz? Evet evet, ilaç. Hadi Mineciğim. Önemli. Hadi canım Necim, benim. Hadi. Ne? Lütfen içer misin Mineciğim? Hadi canım. Canım, canım kızım benim. Seni çok özledim. Bundan sonra yanından hiç ayrılmayacağım. Şuraya hemen bir yatak yapacağım, sürekli yanında kalacağım. Hayır, ben yatacağım kızımın yanında. Bundan sonra kimseyle paylaşmayacağım onu. Mineciğim. Hadi ama bir şey söyle ha. Mine, bir şey söyle lütfen. İlacını aldığı zaman böyle biraz durgun oluyor biliyorsunuz Candan Hanım. Biraz rahat bırakalım isterseniz. Hadi dinlensin. Nasılsın Teksoy'cum? Şahaneyim ya. Acayibim ya. Dansöz mansöz oynatıyorum hatta. O derece keyifliyim. Bildiğin gibi değil. Sefalet içindeyim kızım. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Battı batacak bir tane teknedeyim. Bana bak, benim yakalanmaya batmaya niyetim yok Mine. Ev işini hala ayarlamadım. Ya tamam. Bak bu ara pek müsait değilim ama en kısa zamanda halledeceğim. Tamam mı? Sen merak etme. Vallahi güzelim. Bana attığın mesajlar hala telefonumda duruyor. Günde 8 kere yer değiştiriyorum. Eğer yakalanırsam yardım ve yataklıktan sen de benimle beraber doğru kodese. Yarın hallet şu evi. Yoksa olacaklardan ben sorumluyum. Bulabileceğimi söylediler. Ya neredesin sen ya? Neredesin? Benim acilen şarkı söylemem lazım. Ben de sabahtan beri bunun için arıyorum seni zaten. Bak, cover'ın aranjesini bitirdiler. Çocuklar stüdyoda çalışıyorlar. Hadi gidelim, hemen kayda girelim. Hayır. Ben Fettah'ın aranjesiyle söyleyeceğim. Hatta biz daha önce yaptık. USB'de ya. Yanımda. Biz daha önce çalışmıştık bunu, eğlencesine. Kullanabiliriz. Gülizar, hadi biraz profesyonel düşün lütfen.
Ya sen beni hangi şarkıyla tanıdın? Hangi şarkıyla beğendin? Fettan şarkısıyla. Şimdi ne? Neden başka bir şey arıyorsun? Ne olur bize bir şans ver ya. Lütfen bırak artık. Tamam, tamam peki. Sen öyle istiyorsan öyle olsun. Hadi hemen gidelim stüdyoya. Tamam. Tamam. Gel. Sen miydin? Ben merak ettim ya Mine, bir nasılsın diyeyim dedim. Bir ihtiyacın var mı? Yok, iyi. Dinlenmek istiyorum sadece. Ha. Ya ben seni çok zamanlanmadan birkaç bir şey diyeyim dedim de sana izin verirsen. İyi tamam, buyur. Yok yok, hiç rahatsız olma. Ya hiç konuşamadık tabii yani. Biz beş kardeşiz. Dört erkek, bir kız. Bir tanecik bacımız var yani, anlayacağın. Ama ben ona nasıl düşkünüm biliyor musun? Yani öyle böyle değil. İşte bir evin bir kızı yani, bir inci tanesi. Yeri geldi anam oldu. Yeri geldi ablam oldu. Ta ki kara günler gelene kadar yani. İşte yani 15 yaşında ya var ya da yok. Böyle bir sessizleşti o böyle bir zamanla. Açtı. Kapattı kendini. Hiç kimseye bir şey demiyor. Böyle bütün gün olduğu yerde tuhaf tuhaf sallanıyor. Bir şeyler, hareketler. Kimseyi gözü görmüyor. Biz diyoruz bir şeyler ye, bir şeyler iç. Ama yok, ne yiyor, ne içiyor. Odada böyle olduğu yerde kalıyor. Bazen böyle geceleri ter kan içinde uyanıyorum. Hemen de şu kadar veletim yani. Hemen koşuyorum böyle odasına gidip bakıyorum. Sen diyeceksin ki bana niye bakıyorsun? Kaçıyor. Ağlıyorum tabii ben. Evdekileri kaldırıyorum. Bütün köy ayağa kalkıyor. Her yerde arıyoruz biz onu. Alıyor başını böyle sanki bizim köyün atlarına mı özeniyor? Böyle saçlarını savura savuruyor, koşuyor gidiyor evden. Yavrum.
sonra buluyoruz tabii biz. Ya böyle bir derenin kenarında ya böyle bir ağacın dibinde uyuyakalmış. E insan korkuyorum ben, öleceğim korkudan. Ya Sadi ise? Soruyorum. Ne kuruyordu ki kafasında? Zaman git zaman ben onun gözlerinde o güzelim ablamı göremez olur. Bir şey vardı içinde. Yani sanki uçtu gitti. Derdi vardı. Yani belli ki bir derdi vardı onun. Kimseye anlatamadı. Ya da o hep anlattı, biz hiç anlamadık. E köy yeri ne yapacaksın? Yalancı üfürükçülerdi, hocalardı, şarlatanlar her yerde. Yani yok onun nefesi iyi geliyormuş da bu bir şeymiş de. Neyse ki en sonunda babam aldı, ilçede doktora götürdü. Adam baktı tabii, kontrol etti. Dedi işte sınırda kişilik bozukluğu. Hala yabancı bir kelime yani, bir hala adını söylemeyeyim sen şey yaparsın. E biz aldık getirdik. E benim gözümün nurunun adı deliye çıktı. Seni bırakın. Kime ne diyeceksin köy yerinde? Ne anlatacaksın? Ya anam benim tek başına nasıl bunda uğraşsın? Kadın gitti aldı en sonunda, kilitledi odaya. Ama bir tek tabii ben gidiyorum odaya. Ben yemek veriyorum, ben içeceğini veriyorum. Mine ben çok dua ettim, çok yalvardım. Ona da söyledim. Özledim dedim abla. Eskisini özledim. Eskisi gibi ol. Olmadı. Sonra olan oldu zaten. Harman zamanıydı. Gözümün nuru yani, deli dolu. Ona deli dolu diyeyim.
göçtü gitti. Bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı yani. Vallahi biz kurtaramadık onu. Yapamadım yani. O da anlatamayınca bıraktı gitti beni. Hala vicdanımdır yani. Ne ocağımız tüttü, ne hiçbir şey eskisi gibi oldu. Yaslar tuttun, ağladın, ağıtlar yaktın. Gelmedi yani, gelmez. O yüzden o derenin kenarına gittim, ağacın dibinde bekledim. Giden geri gelmiyor. Demem o ki biz onu kurtaramadık yani, yapamadım. Ama sen ne istersen ben yapabilirim yani. Buradayım. Sen bunu bil istedim. Yorgun.
aşkınım. Ben gene sana vurgunum. Ben gene sana vurgunum. Ben gene sana vurgunum. Hey. Ne zaman uyandın? Günaydın. Hoş, bu da soru mu? Bütün gece uyumadın ki uyanasın. Bir sağa, bir sola dön, bir sağa dön, bir sola dön. Kazağım da pek bir yakışmış. Vallahi kendi odama gidemedim. Mine orada uyuyor. Şimdi rahatsız etmeyeyim. Görmeyeyim bir de, uyandırmayayım. Zaten herkes beni görünce bir surat asıyor. Ortalıkta fazla dolaşmasam iyi olacak bu ara. Kızım, burası senin evin. Öyle kaçak göçek. Daha ne kadar devam edecek bu iş böyle? Aa. Biz bu sepetçi gilleri acaba bir ev falan bir şey mi kiralasak, ne yapsak? Ay yok canım. Olur mu hiç? Onlar kendileri gitmeden ne yapacağız? Kovacağız mı? Murat'ı aradın mı? Aramadım. Ya ben hiçbir şey halledemedim ki. Ben onu çok özlüyorum. Sesini duymak istiyorum. Yüzünü görmek istiyorum. Her şey de o aklıma geliyor. Oy benim bebeğim. Nasıl da aşık olmuş. Dalga geçim. Ya. Abartma. Git mi seni ben? Şöyle bir iki bal alayım da sabah kahvaltım olsun. Şeyli şeyli küçükken de yapar. Kendi ya yapar. Uyuyacaklar ha şimdi. Ya. Babaanne. Babaanne, eğer biraz sakinleştiysen... Sen bana söyleyeceğini söyledin, ben de sana. Söyleyecek başka laf kalmadı. Çene yarıştırmadan gerekeni yapacaksın. Döküp saçtığın gibi toparlayacaksın ortalığı. Ben elimden ne geliyorsa yaparım, her şeyi yaparım. İyi. Sil kafandan Murat'ı. Başka yolu yok. Ya Murat, ya aile. Düşün taşın. Vicdan terazinde tart, kararını ver. Murat mı, biz mi?
Hanımım, kahvaltıyı hazırlıyorum ben. Gel Can, gel. Şöyle geç bakalım, şuraya otur. Neşim, güzel uyudun mu kuzum ha? Nasılsın? Nasıl olsun babaannesi? Yemiyor, içmiyor, konuşmuyor. Ben şimdi sana bol yeşillikli bir omlet yaparım. Mis gibi yersin. Fırat abi. Sen ne yüzle geliyorsun buraya? Çık dışarı. Çabuk çık dışarı. Anne bırak kalsın. Mine. Otur yerine. Annen haklı. Geldiği gibi gitsin. Attı ateşi ortalığa, harlatma peşinde. Hayriye Hanım, sizlerle bir şey konuşmak istiyorum. Hacet yok. Hadi Allah çarşını pazar etsin. Ah be Murat. Hayriye Hanım, lütfen söyleyeceklerimi dinler misiniz hepiniz? Benim seni dinlemeye hiç niyetim yok. Teşekkürler. Ne haber ya? İyi geldin. Sana çok ihtiyacım var. Neler oldu bir bilsen? Vallahi ben biliyorum neler oldun da. Bir de sen anlat bakalım Gül'üm. Sen bugün ters tarafından mı kalktın ortakçım? Hadi çık. Bakın, olay çıkarmaya gelmedim. Lütfen beni dinleyin. Bilirsiniz, doğduğum günden beri hepinizi tanırım. Ama son zamanlarda farkına vardım ki sizler beni hiç tanımamışsınız. Babam, Sepetçi ailesinin büyük bir hayranıdır. O kısacık akşam yemeklerinde bile, ailece oturduğumuz o küçücük yemeklerde bile hep sizlerden bahsederdi. Sizleri mutlu ettiği zaman mutlu olurdu. Biz annemle ne yaparsak yapalım, sizi mutlu ettiği zaman gözünde oluşan o ışığı bir türlü yakalayamazdık. Bir türlü onu öyle mutlu edemezdik. Sonra ben de çocukça aklımla dedim ki, eğer babamın istediklerini yaparsam onu mutlu edebilirim. Sonra o kimi sevdiyse onu sevdim. Kime saygı duyduysa ona saygı duydum. O ne isterse onu yaptım, ona uydum. Babam hep biz kocaman bir aileyiz evlat derdi. Ben de bizleri kocaman bir aile sandım. Mine. Biz seninle aynı bahçede büyüdük. Hatırlarsan biz oyun oynarken babalarımız şaka yapardı. Sizleri büyüyünce evlendirelim diye. İşte biz o şakayı gerçek sandık. Bizim adımıza bir karar alındı ve biz de uyduk. Ama maalesef hayatta büyümek ve kendini tanımak diye de bir şey var. Ben hayatımda ilk kez kendi adıma bir karar aldım. Aynı bahçede büyümeyle aile olunmuyormuş. İnan bana sen de bunu anladığında daha mutlu olacaksın. Buyurun. Özür dileyecek sandınız değil mi? Ya bu yüzsüzlük bulaşıcı mı ha? Ha? Anne kızma.
aşık olmuşlar belli ki. Aşka saygım var benim. Daha fazla hırpalamayalım ikisini de yeter. Mine, inan ki mutlu olmanı her şeyden çok istiyorum. Biz kimsenin kötülüğünü istemiyoruz. Kusura bakmayın, vaktinizi aldım. Hayatımda her şey bu kadar zor olmak zorunda mı Fettah ya? Ya ben aşık olmuşum. Hayatımda ilk defa. Benim çok neşeli olmam, şarkı söylemem, dans etmem falan gerekmiyor mu? Ben ağlıyorum. Ben kahroluyorum, sürekli ağlıyorum. Gül, etrafına daha bir net baksana. Yani aşk her zaman her şeyden önce gelmez. Sen ne diyorsun Fettah ya? Ne oldu? Bir tuhafsın bugün. İyi misin? Ha, bir derdin varsa söyle, anlat. Bir şey diyemiyorsun. O kızı hiç düşündün mü Gülüzel? Hangi kız? Mine'ye ne olacak diye düşündün mü? Sen aşık oldun, iyi, güzel, tamam. Geride hasta bir kızı bırakıp nasıl mutlu olacaksın? Hasta mı? Tabii, senin haberin yok. Yani Suzi de tutturdu, saklayalım, saklayalım. Zaten herkes her şeyi saklıyor. Ya... Kızın sınırda kişilik bozukluğu hastalığı var. Senelerde tedavi görüyor işte. Bütün dengesizliği o yüzdenmiş. Nasıl ya? Ablan gibi mi? Sen olayı öğrendiği günde hastaneye kaldırılmış yani işte. Evde ruh gibi dolaşıyor. Bak bir şey diyeyim mi Gül'üm? Bir kere daha düşün. Hatta bir kere değil, bin kere daha düşün. Efendim. Ha, Gülizar. Nasılsın? Ne işte? Ben İstanbul'dayım. Seninle görüşmek istiyorum. Buluşabilir miyiz? Buluşalım. Sen neredesin? Benim de seni görmem lazım galiba. Tamam. Daha senin sesin niye böyle kötü geliyor? Buluştuğumuzda konuşuruz. Peki. Sizin... Şu üst semtte bir kafe vardı. Orada bekleyeceğim seni. Tamam? Tamam. Murat'la mı buluşacaksın? Gül'ü ben kime diyorum ya bin kere düşün diye? Murat'ı görmem lazım, onunla konuşmam lazım. Kalkayım ben. Sen de git şirkete. Ben bir iki saat damlarım oraya. Ama bak, şarkıyı ben siz dinleme, tamam mı? Ben bir şey düşüneceğim. Güven, güven bana. Hadi. Murat nasıl cengaverlik yaptı ama? Ya ben göremedim mutfakta olduğum için. Ama duymuşsundur. Çünkü sen o kulaklar 7/24 deli gibi çalışıyor maşallah. Ama takılıyorum işte. Şey o şeyle ver, kavanozuyla ver bana lokumları. Şey nasıl aşkına sahip çıktı. Ama benim güzel kalpli kızıma da yakışan bu işte. Tam 12'den buldum. Helal olsun ikisine de. Ama öyledir Murat abi. Dürüsttür, temizdir. Hakkaniyet sahibidir yani. Zemzem ablama çekmiş. Tabii sen onları çok iyi tanıyorsun. Hı. Ama sanki Mine'de bir tuhaflık vardı. Değil mi? Yani ben de öyle düşündüm. Fırtına öncesi sessizliği gibi. Aşka saygı duymak lazım falan. Ben zaten çok korkuyorum o kızdan.
Her an elinde bir yerden böyle bıçakla çıkıp geliverecek gibi. Aman dikkatli olmak lazım, hay Allah korusun ya. Bunun da beyazları çok güzel oluyor ama gene hepsini yedim galiba. Mineciğim, henüz erken, biraz daha dinlenseydin ama lütfen. Ya biraz işlerim var ama alacağım. Mineciğim, nereye? Dışarı çıkacağım anne. Harika fikir. Birlikte çıkalım. Ben çantamı alıp geliyorum hemen. Yalnız gideceğim anneciğim. Ama Mineciğim, kız sizden sıkılmış işte, görmüyor musunuz? Çağırın abisini, beraber gezsinler torunla kardeş. Ay ya ya, yeter Allah aşkına ya. Çıkıp hava alacağım, bu kadar basit. Ne daralttınız ha? Aa. Ben çok özledim seni. Görmek istedim. Ben bir su alayım. Durumlar bildiğin gibi değil Murat. Ev cehennem gibi. Mine'nin hastalığı yükselmiş. Herkes beni sorumlu tutuyor galiba. Haksız da sayılmazlar. Mine'nin ne hastalığını yükseltmiş, ne? Sınırda kişilik bozukluğu. Sen bilmiyor muydun ki? Ne? Ya ilaçlarını da almıyormuş bir süredir. Bizi böyle görünce işte bir daha böyle. Yani aslına bakarsan tahmin ediyordum böyle bir şeyler olduğunu. Çünkü Mine'nin yaşadığı aşk olamaz, besbelli takıntıydı. Yani o küçüklüğünden beri sürekli bir şeylere sahip olmak isterdi. En yakınında da ben vardım. Bir saplantı bu. Yani bu ben olmayabilirdim. Başka herhangi biri de olabilirdi. Bak Gülizar, artık sıkma canını. Senin hiçbir suçun yok. Sonuçta bir hastalık bu. Ve elimizden bir şey gelmez. Keşke bir şeyler yapabilsek ama hiçbir şey gelmez elimizden. Ne olursa olsun bak herkes... Bütün Mine dışında da herkese biz zarar veriyoruz. Görmüyor musun? Ben aşkımı böyle bir enkazın üstüne kuramam. Ben bu kadar büyük bir sorumluluk ben almaya hazır değilim. Gerçekten şimdilik değilim. Hazır değilsin. Güzel. Senin aşkın bu kadar mı? Yani ben sana diyorum ki senin için dünyaları yakarım. Herkesi, her şeyi karşıma alırım. Sen daha gördüğün ilk engelde vaz mı geçiyorsun? Ha? Getir, ver. Tamam. O kızım istemem ben. Odama çıkıp dinleneceğim. Sen de birazdan ilaçlarımı getir. Tamam. Sağ ol. Ay bunda da bir mağdur havaları. Sürekli bir tansiyon, sürekli bir baş ağrısı. Sanki bütün bunlara sebep olan benim gibi. Aa, Veysel abi. Candan Hanımlar evde mi? Gel Veysel, buradayız. Tuğrul Bey, merhaba. Ne o? Bir postada seni mi dinleyeceğiz? Günah çıkarmaya mı geldin? Oğlun geldi. Bu ahlaksızlığın adına aşk dedi. Gülizar'a arka çıktı. Yok efendim aşık olmuş. Yok efendim her şeyi göze almış. Benim kızım senin oğlun yüzünden yataklara düştü. Haberin var mı? Canım ya ana. Sen ne biçim bir çocuk yetiştirmişsin be? Ne ahlak, ne erdem. Ama tabii hata bizde. Bir hırsızın oğlundan ne bekleyebiliriz ki? Candan Hanım ayıp oluyor ama. Ayıp oluyor. Ayıp oluyor. Yani sizin yaptığınız ayıp değil, bu ayıp. Öyle mi? Anne tamam bir dur. Bir dur. Ne yani yalan mı? Sen de bir şey söylesene. Anne. Candan Hanım, bak ben sizi anlıyorum. Yani üzüldünüz,
öfkelendiniz. Haklısınız. Ama benim meramım başka, benim derdim başka. Ben size anlatmak istediğim çok önemli bir şey var. Ben ondan yani. Ya canı yanan bir tek sen misin sanıyorsun? Bak bir tek sen mi acı çekiyorsun? Ya ben? Ha? Ben ne hissediyorum sence? Ben seni her düşündüğümde sana sarılmak istemiyor muyum? Ben seni her düşündüğümde buramda bir şey acımıyor mu sanıyorsun? Tamam. O zaman bırakma elimi, tut elimi, bırakma. Ya nasıl yapabilirim? Bu aşkın bütün bedelini ben ödüyorum ya. Ya evdekiler ayrı, benim kendi vicdan azabım ayrı. Tamam, bak ne diyorum işte. Tut elimi, çıkalım karşılarına, açıklayalım her şeyi. Hayır, yapamayız. Öyle bir şey yapamayız. Tamam, o zaman ben çıkayım karşılarına. Bütün sorumluluğu ben alayım, ben konuşayım. Hayır, sakın. O zaman ne istiyorsun Gülizar? Söyler misin bana ne istiyorsun? Bir duralım. Bir ortalık bir sakinleşsin. Ya benim sana karşı olan hislerim zaten belli. Ben eminim kendi hislerimden. Zaten onlar burada. Sadece şimdilik bir duralım. Herkesin de anlamasına müsaade edelim. Zaman verelim herkese. Sonra yeniden tertemiz bir şekilde başlarız her şeye. Olmaz mı? Git diyorsun yani. Hı? Bu saatten sonra ne sen benden gidebilirsin, ne de ben senden. Sadece biraz duralım diyorum. Eğer böyle mutlu olacaksan, tamam. Ben yıllarca sizin ekmeğinizi yedim. Hakkınızı inkar edemem. Allah sizden gani gani razı olsun. Sizin sayenizde başımı sokacak bir evim oldu. Tenceremde kaynayan bir aşım oldu. Zaman zaman çatışmadık mı? Çatıştık elbet. Ama aklın yolu birdir. Sonunda müştereklerde buluştuk. Veysel Efendi, sadede gel. Hanım, ilacınızı getirdim. Sağ ol Fatoş. Vallahi aşağıda tuhaf tuhaf bir şeyler oluyor ama ben pek anlayamadım. Asıl tuhaf? Veysel abi geldi. Veysel burada mı? Hı. Candan Hanım'la konuşacak bir şey ama pek bir gergindi. Aşağıda bayağı açık oturum var şu anda. Sen ne diyorsun Fatoş? Aa. Ben bayağı çaptan düştüm ya. Hiçbir şeyden haberim yok benim. Velhasıl ben bu yükü daha fazla taşıyamayacağım. Herkes her şeyi bilsin. Ben de artık bu yükten, bu kamburdan kurtulayım istiyorum. Yani? Biz çiftlikteki evimize geri döndük. Ama aha işte Hayri Hanım da geldi. En iyisi o size anlatsın, ondan duymanız daha iyi. Neler oluyor büyük hanım? Evet babaanne, Veysel Bey ne diyor? Mühim bir şey değil canım. Murat Gülizar'ı eve götürmüş, onu söylüyor besbelli. Aa.
Bu aşkın mabedi sizin ev oldu yani. Sen yakında davullu zurnalı düğün de yaparsın bunları ha Veysel Efendi. İyi de biz buna niye şaşıralım ki? Herkes her şeyi öğrendi zaten. Vefa duygusundan herhalde. Böyle bir hışım gelip paldır küldür döküldüğüne göre. Boşa gelmişsin Veysel Efendi. Hadi ben seni geçireyim. Gel. O zaman iyi günler size. Bunlar bizden bir şey saklıyor Turul. Yakında çıkar bunun kokusu. Bence de. Ne oluyor Veysel Efendi? Ha, ne zamandan beri kendi kafana göre iş yapıyorsun? Ben sana demedim mi? Dur, bekle. Abla gözünü seveyim. Ya daha ne kadar kalacaksınız bu evde böyle emanet gibi, yanaşma gibi? İçim almıyor valla. Ya sizin Gülizar'a ihtiyacınız yok ki. Boz şu oyunu, çıkın gidin evinize. Ha, ben bunları akıl edemiyorum değil mi? Yapamam Veysel, elim kolum bağlı. Beni her şeyi öğrenmiş. Nasıl öğrenmiş yani? Araştırmış, öğrenmiş işte. Biliyor serveti kaybetmediğimizi. Ama illa da bu evde kalmak istiyor. Annemlere söylerseniz canıma kıyarım dedi. Ben Mine'ye bir söz verdim. Sen de ağzını sıkı tutacaksın. Hiç kimseye bir şey söylemeyeceğiz. Bir daha da aile işlerine kafana estiği gibi müdahale etmeye kalkarsan fena bozuşuruz. Hadi şimdi uğurlar olsun. Vay, 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 vay. Burada seni hiç kimse bulamaz. Rahat rahat takılırsın artık. Aferin kız. Vallahi kıymışsın paraya. Bir tür yatırım diyelim. Ha. Vakti zamanı geldiğinde bunların hepsinin bir karşılığı olacak tabii. Tam olarak ne mesela? Ben ne desem, ne istesem sorgulamadan yapacaksın. Hı. Hı hı. Buranın efendisi ben, kölesi de sensin. Diyorsun. Hı hı, diyorum. Çok yakında Gülzar'ı bitirmek için harekete geçeceğiz. O zamana kadar yakayı ele verme, yeter. Tamam? Geri geleceğim. Biraz özle bakalım beni. Hatırladınız mı? Fuat ben. Hatırladım. Şu çiftlikteki gerzek. Ne istiyorsun lan? Asabiyet. Agresif. Tutun. Lan ne yazıyorsun orada? Kıllandırma beni. Şimdi Şeref Hanımcığım şöyle. Ben oyunculuktaki kariyerimde zirveye ulaştığım için böyle yeni yeni arayışlar içindeyim. Düşündüm, taşındım ve bir film senaryosu yazmaya karar verdim. Sadede gel. Şimdi bir karakter düşünüyorum, bir katil. Bir noktada içeriye düşüyor bu. Onun ruh durumunu algılayabilmek adına sizinle birazcık zaman geçirmem ve gözlem yapmam gerekiyor. Lan gerizekalı. Muhallebi de yiyelim mi beraber? Kimin adamısın sen lan? Ne ayaksın? Beni yanlış anladınız. Ben kimsenin adamı değilim. Ben sanatçıyım sadece. Ben de Monaco prensesiyim anam. Ha. İnancını kaybetmişlik. Umutsuzluk. Sarkastik tutum. Aklını alırım lan senin. Kucağıma alıyorsunuz beni. Lütfen Şerif Hanım. Yok öyle bir şey. Bana bak. Kimin adamıysan söyle. Ben bu ayakları yemem. Hadi. Basket. Hadi. Bakın Şerif Hanım öyle bir şey yok. Ben kimsenin adamı değilim. Ekmek çarpsın. İki gözüm önüme aksın köyle. Bakın ileride bir ihtiyacınız olur. Bir şey olur. Ben her hafta ziyaretinize gelirim. Söz veriyorum. Ama ne olur bana yardım edin. Lütfen. Lütfen bu projeye çok güvendim ben. Çok güvendim. Aslına bakarsan belki de bu bir sınav. Yani aramızdaki şeyin ne kadar güçlü olduğunu görebilmemiz için yaşadığımız bir sınavdır belki de. Şimdi şey gibi düşün yani, böyle hızlı bir arabadayız ve bir viraja giriyoruz. Ya o virajdan savrulup aşağı düşeceğiz
Ya da o virajdan çıkıp böyle daha güçlü, her şeye, herkese rağmen daha da biz olarak çıkacağız onların karşısına. Bilmiyorum, öyle bir şey işte. Ah. Peki, sen bir şey demeyecek misin? Yani ne düşün? İki saattir konuşuyorum sana, bir şey söylesen. Ah. Murat. Ah. İyi anlaştınız ha. Rodi ilk defa bu kadar sakin görüyorum. Kimsenin yanında bu kadar uslu durmaz bu köpek bak. Anlaştık ya. Sevdik galiba birbirimizi. Değil mi Rodi? Hadi görüşürüz. Eksik olma Murat. İyi ki geldin barına ya. Gönüllü veterinere o kadar ihtiyacımız var ki bu aralar. Ya keşke daha sık gelebilsem. Ama vakit yok işte. Bana da iyi geliyor. Hem aslına bakarsan şu sıralar bana iyi gelen tek şey bu. İçeride ne yapıyorsunuz peki? Duruyoruz adam. Duruyoruz. Nasıl duruyorsunuz? Ulan geri zekalı. Çizerek mi anlatacağız oraya? Yataklarımız var. Yatak. Çay içiyoruz, yemek yiyoruz. Zaman nasıl geçiyor peki? Geçmiyor anam. Ha. En çok neyi özlüyorsunuz? Yavuklumu. Güzel. Güzel. Buradan damar bir hikaye çıkabilir. Bakın bunlar benim en sevdiğim şeyler. Gerçek duygular. Buradan devam edelim. Biraz daha açar mısınız? Mesela en çok neyini özlüyorsunuz? Yaz. Yazıyorum. O benim kara yaz. Böyle yanımdayken sıcacık, uzaktayken buz gibi. Ve üstümdeki ağırlığı, kavradığımda bana verdiği güven. Şey, bu noktada çok fazla ileri gitmemize gerek yok zaten. Ulan gerizekalı. Hem anlat diyorsun hem sansürlüyorsun. Nasıl anlatacağız silahı başka? Silah. Siz yavuklum derken silahı kastettiniz. Çok pardon, ben yanlış anladım. Siz bir an öyle deyince aklım başka yere gitmiş bulundu. Harbi salaksın lan sen. Sana özel hayatımın ayrıntılarımı anlatacağım. Neyse, bana bak, bir liste vereceğim. Bir daha gelirken hepsini getir, tamam mı? Tabii, tabii. Ne isterseniz. Ne isterseniz. Yeter ki benim sorularımı cevaplayın. Zaten çok az kaldı, bitiyor. Lan kolaymış bu sanatçılık. Gönder gelsin. Mine'yle mi yazışıyorsun? Yo, ne alaka? Ay senin de bu gamsızlığın. Ya kız nerede, ne yapıyor hiç mi merak etmiyorsun? Ne alakası var anne? Kaç yaşında kız? Rahat bırakın beni dedi. Kardeşin hasta Tuğrul. Biraz daha ilgili davranabilirsin. Ya anne sen cidden bana mı saracaksın şimdi ya? Geldi galiba. Fatoş. Merhaba. Ah Nazan. Naber abla? Hoş geldiniz. Ay, ne yaptınız? Aklım sizde kaldı. Gel gel. İçeride konuşuruz. Tamam. Tuğrul da var içeride. Aa, Tuğrul. Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Nasılsın teyzeciğim, iyi misin? İyi valla. Mine nerede? Nasıl oldu? Daha iyi mi? İyi iyi. İşi vardı çıktı. Merak edilecek bir şey yok. Zaten ihtiyaç olsaydı ben sana haber verirdim. Aa, olur mu canım öyle? Ben de teyzesi olarak yanında olmam gerekiyor. Sonra gönül koyar niye ilgilenmiyorum diye. Magazin var tabii. Dayanamadın değil mi? Duramadın evde. Aa, bak ya. Yok yok, ben beklerim gelene kadar. Ay nasıl da yorgunum biliyor musun? Fatoş. Ablacığım bana bir sade kahve yapar mısın? Hemen yapıyorum. Tamam. Ne diyorsun mastering'e? Çok güzel bence tabii ama asıl Fettah sormak lazım. Vallahi yani mastering falan her şey o kadar güzel olmuş ki. Gülis sen de harika okumuşsun.
Tamam. O zaman yarın patlatıyoruz şarkıyı ha? Yani birinin rüzgarı bitmeden hemen diğeri başladı. Çok güzel denk geldi yani. Sen ne diyorsun Gülü? Daldı gitti. Misafir gelecek herhalde. Gülü, sana diyorum. Harika. Vallahi ben çok beğendim. Çok çok güzel. Hadi. Ama bak vallahi ben bizi biliyorum. Yani bu gece bize uyku yok yani. Sabaha kadar dön heyecan bastı. Güzel. Sen iyi misin? Biraz durgun görüyorum seni. Yok, iyiyim. Bu akşam bir yemek yiyelim mi? Hem şöyle bir ön kutlama olur. Biraz da havan daldır ha. Yok ben bu akşam eve gideyim. Çok teşekkürler. Israr etsem. Etmeyin bence. Peki. O zaman yarın görüşürüz. Hayırlı olsun. İyi günler. Kartal Sözü'yle görüşmek istiyorum ben. Randevunuz var mıydı? Canım. Mine Sepetçiyim ben. Randevuya falan ihtiyaç yok. Ara. Efendim. Mine mi? Tamam gelsin. Ya Gülü bir şey diyeceğim. Sen bana darıldın mı? Ay yok canım ne darılmasın. Bak ben ne söylüyorsam senin iyiliğin için söylüyorum tamam mı? Yani ne zaman konuşmak istersen ben hep senin yanındayım ki. Hep buradayım yani. Biliyorum. Sağ ol vallahi iyiyim ben. Kartal Bey, Mine Hanım. Mine Sepetçi. İlginç bir ziyaret. İyi günler. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun, buyurun. Size karşı koyamayacağınız bir teklifle geldim ben. Buyurun. Sizi dinliyorum. O melek yüzlü, çok kıymetli sanatçınız Gülizar var ya. O hiç de göründüğü kadar masum biri değil. Gözlerimin içine baka baka benim evimde benim ekmeğimi yerken sözlümü elimden aldı. Ya. Çok şaşırdınız değil mi? Büyük skandal. Ve ikimiz de çok iyi biliyoruz ki bu skandal sizin çok işinize yarayacak. Bir dakika. Murat'tan mı bahsediyoruz? Evet evet Murat'tan bahsediyoruz. Murat benim sözlümdü. Ve Gülizar hayatımıza girmeseydi şu anda evli olacaktık. Aa, bak, bakın size ben ispatlayabilirim bunu. Bakın fotoğraflarımız bile var. Benden ne istiyorsunuz peki? Bana bir magazin programı ayarlayın. Yarın bunu bütün herkese duyurmak istiyorum. Ben intikamımı alırken siz de çiçeği burnunda sanatçınızın şöhretine şöhret katmış olursunuz. Bin bin yani. Hı? Ne dersiniz? Of. Of nefis olmuş. Sizin evde her gün böyle yemek çıkıyorsa ben her gün buradayım vallahi gelirim. Gel gel. Gelmezsen hatırım kalır. Sahi Mine nerede? Başına bir şey gelmiş olmasın? Ay. Daha ne gelecek anne? Kızın sözlüsünü kardeşi elinden aldı. Köprüden atlamadıysa şimdiye kadar iyi vallahi. Ağzından yel alsın Fuat. Kötü kötü konuşmasana. Ayıp. Geldi galiba. Mine.
Nerede kaldın kızım? Geldim işte. Ne hoş geldin teyzeciğim. Sen de hoş geldin. Nasılsın? İyiyim canım, sen nasılsın? Özledim vallahi. Ben de. Aa, Fuat da gelmiş. Ya neredesin ya? Özledim. Aç mısın Mineciğim? Başka bir şey istiyorsan hemen yaptırırım Fatoş'a. Yok yok, ben aç değilim. Ay geç otur şöyle. Yorulmuşsundur bütün gün. Kuzencim ne haber ya? İyiyim, sen nasılsın? İyidir iyidir. Bak şimdi ben bir tane senaryo yazıyorum. He. Böyle deli bir karakter var orada. Ben aklı selim bir insan olduğum için o duyguyu tam olarak çıkartamadım oradan. İşte ne yapsak sen de birkaç gün takılsak mı böyle Fuat? Ne biçim konuşmalar onlar öyle deli meli? Aa. Lafın gelişi. Lan bana bak. Kantar'ın topuzunu kaçırdın sen iyice. Yavaş. Ya ne demek Fuat'cığım, boş ver sen, bakma onlara, takıl tabii. Ha. Ya kuzenime bir faydam dokunursa ne hala? Nasıl yani? Şimdi o büyük aşk bitti mi? Ayrıldınız mı? Ben hiçbir şey anlamadım. Evet. Yani hayır. Ay ben de bilmiyorum ya. Vallahi bilmiyorum. Ayrıldık, ayrılmadık. Bebeğim sen bilmeyeceksin de kim bilecek? Manav Burhan mı bilecek? O nasıl cevap öyle? Ay ne olur kimse bana bir süre soru moru sormasın. Ne olur ya. Cevapları bilmiyorum işte ben de. Of. Seninki bugün buraya geldi. Murat mı? Hepsine öyle bir ayar verdik. Böyle tane tane anlattı. Mine'yle neden olmaz? Seninle nasıl oldu? Aşkın arkasında öyle güzel durdu ki. Hepsinin feleği şaştı. Bana hiç bahsetmedi. Hiç kahramanlığından bahseden kahraman gördün mü sen? Ama bir görseydin var ya, tekrar aşık olurdun. Ben daha fazla aşık olmak istemiyorum size. Ya bir de kimse beni uyarmadı ya. Girme bu toplara, canın yanar, çok beter olursun, kimse demedi. Diyenleri de yine dinlemeyecektin ki. Aşk bu. Öyle yakar yıkar, canını acıtır ama bir göklere çıkarır ki oradaki bulutların müptelası olursun. Hiç kimsenin, hiçbir şeyin seni mutlu edemeyeceği kadar seni mutlu eder. Değmez mi be gülüm? Değer. Değer geçti. Murat, ne yapıyorsun abi? Peran'ın yavrularının aşılarını bitireyim dedim. Sabah da olur, onlar çıkmıyor musun? Yok yok, iyiyim ben, kalayım. Oğlum gel iki lokma bir şeyler yiyelim, takılalım. Açılırsın hem. Ya hakikaten iyiyim ben böyle, sen çık takıl. Bak keyfine. E peki, daralırsan arama beni bak. Tamam, eyvallah. Böylelikle rahat rahat gireriz bre. Sandıkları taşıyacak arabalar hiçbir kontrole takılmayacaktır, merak etmesin. Çok önemli bir malumat aldım. Konuşa bilirsiniz Mr. Barnes. Albay Adoni yabancı değildir. Senin de uyku tutmadı galiba. Ankara bu kargaşa... Pardon ya, ben herkes yattı diye yayıldım öyle. Lütfen lütfen rahat ol. Bozma rahatını. Ay olaylar olaylar üst üste. Ben de biraz kafam dağılsın diye film izlemeye indim. Kimmiş bu kesin? Yeşilçam filmlerini ben çok severim. Söyleme zayıf. Niye hep olsun ki canım? Derhal zehrin tüm girişlerindeki güvenlik önlemleri arttırılacak. Söyleme sahip dedin ya. Ha, laf olsun diye. Yani öyle, lafın gelişi öyle söyleyeyim. Ay ya sen şu an bir şey seyrediyorsan seyret. Sen şeyini hiç bozma ya. Ben de bakarım. Yok ben boş bakıyorum öyle ya. Al aç sen hangi kanalı. Tamam. Şimdi tam saati. Bir tane yakalarız. Bu saat be. Hadi. Ha? Hani ailenin seni evlendirmek istediği bir kız vardı? O ne oldu? Ay Allah. Ne olur sen bari bahsetme ondan. Neden bahsetmeyeyim? Zengin işte. Şimdiki erkekler zengin kızlardan hoşlanırmış. Öyle değil. Seni gördükten sonra... Ya genelde ben çoğunu hep önceden seyretmiş oluyorum. Ben bunu daha önce seyretmiştim. Bye.
inanmıyorum. Bu kadar yalancı olamaz. Yeşil pancurlu ev. Kız bana çok acıklı geliyor. Yani aslında biliyorum ama yani ağlayacağımı bildiğim için önceden ağlamaya başlıyorum biraz. Beni denemek için yapalım. Ağladığını bildiğin için. İşte bak. O kız. Burası. Evet. Seni sevmiyordum. Bayağı etkilendin ya. Ben kaçıncı kez seyrediyorum ama gene de etkileniyorum yani. Ama şu... Günah yani, o kadar birbirlerini seven insanlara niye böyle yapıyorlar? Doğru, ben ilk defa izledim. Ben de bayağı... Yani bir kadar kara kalpli insanlar var yani, sevgiden anlamayan, bilmeyen. Ya şimdi ne var yani, yaş farkının ne önemi var? Aşkın önünde mani mi? Ya bence de çok saçma, sevdikten sonra... Değil mi? Sen bir şey söyleyeyim mi? Sen hiç göründüğün gibi değilsin, biliyor musun? Nasıl peki? Yani nasıl böyle bakınca dışarıdan böyle son derece böyle sert, katı görünüyorsun ama kalbin bence çok sıcacık. Hani böyle şey adamlar vardır, sevdiğini koruyan, kollayan, böyle kanat gelen, onlara hiçbir şey olmasına izin verme. Sen öyle bir adamsın, biliyor musun? Ben? Sabaha sabah ettik artık. Yatalım, değil mi? Benim uykum geldi. Sana tatlı rüyalar. Zıpırın teki ne olacak? Ayrılalım der. Sana da. Öldürseler evlenmem onu. Beşik kertmesi falan vık gelir. Seneler sürer her günüm. Yalnız gitmekten yorgun. Zannetme sana dargınım. Ben gene sana vurgunum. Ben gene sana vurgunum. Ben gene sana vurgunum. Hey. Başkalarına gülsem de ben gene sana... Güli! Güli! Ne oldu sana? Allah'ın dualarımız kabul oldu. Allah'ın dualarımız kabul oldu. Ben galiba şimdi bayılacağım. Ne oldu ya sana? Kâğıt gibi çöktün ha üstüme. Rüya, rüya ben... Döviz kuru gibi sürekli artıyor. Tık 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 yükseliyor, görüyor musun? 9000 mi? Ya ya. Bir de sosyal medyada konuşulanları görsen. Aşk. Mine'yi gördünüz mü? Yok, odasında yok mu? Odasında büyük hanım, ben laf olsun diye soruyorum. Yok. Ben sabah bir kapı sesi duydum ama acaba Mine Hanım mıydı? Allah Allah, sabah sabah nereye gider? Hadi Mineciğim, hadi hadi. Efendim anneciğim. Mine, kızım, neredesin? Erkenden çıkmışsın. İyi misin? İyiyim, iyi. Hatta birazdan çok daha iyi olacağım. Bak şimdi, sen herkesi salona toparla ve sonra da televizyonu aç. Mine, Mine. Gene sana vurgun. Emin misin Fatma? Gerçekten yapacak mısın bunu? Gerek var mı? Yani şarkı zaten istediğimizden fazla konuşuluyor. Yetmez Baran.
Gülizar'ın da konuşulması lazım. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Magazini arkamıza alacağız. Oradan yürüyeceğiz. İyi günler. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ülkenin en çok konuşulan magazin programına çıkmaya hazır mısın? Hem de nasıl? Güzel. İyi hadi çıkalım. Sen yalnız katılacaksın. Bu işi birlikte organize ettiğimiz ortaya çıkarsa... bir PR çalışması olduğu anlaşılır. İşin doğallığı kaçar. Yani ne yapacağız Mine? Çenemizi sıkı tutacağız. Benim için ama o iş. Güzel. Hadi kolay gelsin o zaman. İyi ben işe gideyim. Kolay gelsin. Ya yok istemiyorum. Ama bak heyecandan vallahi rengin kaçtı. Ya istemiyorum sizi. Ben magazin figürü müyüm ya? Hayır. Ben doğal olmak istiyorum. Doğal görünmek istiyorum. İnsanlar benim duygularımı, şarkılarımı, ruhunu sevsin istiyorum. İyi tamam. Gülü sana bir şey söyleyeyim mi? Sen gönlünü bu Murat'a kaptırdıktan sonra bu şarkıyı daha yürekten söylemişsin biliyor musun? Bence o yüzden patladı böyle. Bu bir işaret. Sizin önünüz açık. Öyle mi diyorsunuz? Türkiye'nin en çok izlenen programı 10'da 10 magazine. Hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel alkışlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki sosyal medya hesaplarımız sayenizde çok fazla takip ediliyor. Çok güzel yorumlar alıyoruz. Gün geçtikçe takipçimiz artıyor. Yorumlarınızı tek tek okuyorum. Ve biliyorum ki bizlerin gündeme oturttuğu yepyeni konular ve konuklarla her hafta meraklanıp buraya geliyorsunuz. Bu hafta da sizler için bir sürprizimiz var. Evet, bugün güne nasıl uyandık? Hepimiz gözümüzü açtık ve Gülizar'ın yepyeni şarkısını duyduk. Gönül isterdi ki 10'da 10 magazin olarak Gülizar Sepetçi'yi sadece parçalarıyla analım. Ama ne yazık ki biliyorsunuz geçen hafta bir kaçırılma olayı yaşandı ve bu olayın sonucunda gündeme bomba gibi düşmeyi başardı. Bu haftada hepimizin dudaklarını uçuklatacak bambaşka bir skandalla karşımızda. Bu skandalı inanın ben de bilmiyorum. Çok heyecanlıyım. Merakla bekliyorum. Hemen konuğumuza dönelim. Tanıyalım kendisini. Hoş geldiniz Mine Hanım. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyim? Ben Gülizar Sepetçi'nin kardeşi Mine Sepetçi. Ne? Ne diyorsun? Sen ne diyorsun Feta? Kapat. Gülü. Kapat. Ne oldu Gülü? Mine Hanım, çok memnun olduk sizi tanıdığımıza. Gülizar Hanım'ı zaten çok seviyoruz. Parçalarına bayılıyoruz. Kapat şunu Tuğrul. Bir dakika, bir dakika. Büyük Hanım. Takipteyiz kendisini. Ama bugün sizi ben son derece üzüntülü görüyorum. Elbette anlatacaklarınızı çok merak ediyoruz. Neden sizi bu kadar çok üzer? Keşke bugün burada bunları konuşacağımıza... kardeşimin... başarısıyla gurur duyup ona sımsıkı sarılmayı çok isterdim. Ama maalesef, maalesef rahmetli babamın biricik yadigarı kardeşim beni can evimden vurdu. Ya ben de inanın şu an şoktayım çünkü öyle güzel bahsediyorsunuz ki kardeşinizden. Ya ben de şimdi hayretler içinde kaldım. Nedir bu kadar çok sizinizden? Ne yapmış olabilir Gülizar? Benim canımdan çok sevdiğim kız kardeşim sözlüğü elimden aldı. Aa! Şok oldum. Bu bir skandal. Yani inanın şu an diyecek bir şey bulamıyorum. Çok utanıyorum. Ah kıyamam. Ne olur ağlamayın. Sen niye utanıyorsun yavrum? Utanması gerekenlerin yüzü bile ya kızarmıyor. Ben üzüldüm. Ve eminim sen yavrum benim güzel kızım Mineciğim. Ne hale geldi? Diyecek bir şey bulamıyorum. Tabii ki bu konunun ayrıntılarına birazdan değineceğiz tek tek. Sizler de lütfen... Babamı hiç görmedi o günleri. Yeter bu kadar kepazelik. Kapatın şunu. Ufacık bir reklam aramız. Ondan sonra buradayız.
Bütün magazin programları şu anda Gülizar'ı konuk etmek istiyorlar. Yani en azından bir yazılı açıklama istiyorlar bizden. Telefonlar da susmuyor. Çocuklar da bana soruyor ne yapacağız diye. Çok güzel oldu. Hiçbir şey yapmayacağız Baran. Bekleyeceğiz. Bu ülkede bu işler böyle. Ne kadar saklanırsan o kadar star olursun. Şarkının kaç milyon indirildiğini gördünüz mü? Yıkılıyoruz. Gördün mü magazinin gücünü? Vallahi senden korkulur patron. Kart abi. Kart abi ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten çok üzgünüm. Ben de Gülizar. Ben de. Yani böyle bir skandala ne yapacağımız konusunda bir fikrin var mı acaba? Şimdi Kartal Beyciğim lütfen siz de böyle şey yapmayın. Benim kızım zaten bu durumdan çok etkilendi, üzüldü. Görüyorsunuz, farkındasınız. O Mine'nin timsah gözyaşlarına siz Allah aşkına inanıyor musunuz yani? Bunların hepsi külliyen yalan. Yok efendim kardeşim, kardeşim demeler. Hiç olacak şeyler mi ya bunlar? O benim kızımı bulsa bir kaşık suda boğabilecek bir insan. Suzan ablacığım bir saniye. Sen de bir nefes al. Şimdi Kartal Bey, ben şarkının yaratıcılarından biri olarak hem de Gülizar'ın yakın arkadaşı olarak şöyle bir şey söyleyebilirim size. Yani bu elim olaydan dolayı bir açıklama yapmayı borç bilerek aynı zamanda olayın vehametini ben göz önünde bulundurarak şöyle bir şey söyleyeyim. Bir saniye. Kartal Bey, ben... Gülizar, ben senin müziğe olan aşkını gördüğüm için peşine düştüm. Şarkılarının saflığı, sendeki doğallık bana bambaşka geldi. Ama böyle bir magazin figürü olmak istediğini bilseydim sana hiç yatırım yapmazdım. Ne ben magazin figürü falan olmak istemiyorum. Ben sadece işimle gündemde olmak istiyorum. O zaman tarafını seç Gülizar. Sana güvenmem için bana bir şey ver. Basının önüne çık. Ve her şeyi yalanla. Nasıl yani? Ben anlamadım hiçbir şey. Ama yalan değil. Yani Mine'nin anlattıklarının... Hepsi yalan değil. Sen bilirsin. Ya müziğin, ya aşkın. Kararını ver. Vay vay vay. Sen ne atılmışsın kızım? Magazinler falan. Şişt. Ne oluyor lan? Ne oluyor be? Manyak mısın? Evet, manyağım. Ne yap? Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Gülizar Hanım biraz sonra basın toplantısı için bizlerle birlikte olacak. Beklediğiniz için şimdiden teşekkürler. Gülicim, emin misin? Bak bu kararın dönüşü yok. Başka çarem yok size. Gülizar Hanım merhabalar. Skandal haber için ne diyeceksiniz? Ablanızın dedikleri doğru mu? Toplum bu yasak aşkına savaşacak sizce? Arkadaşlar... Merhabalar. Öncelikle. Ben sözlerime şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Her insan bir hikaye. Ve her hikayenin bir başlangıcı ve bir bitişi var. Siz bugün benim hikayemin sonunu okudunuz. Ben kendim baştan en doğrusuyla anlatmak isterdim. Fakat olmadı. Neyse, lafı fazla uzatmayacağım. Bu sabah ablam Mine Sepetçi'nin yaptığı açıklamayla ilgili çok kısa ve net bir şey söylemek istiyorum. Ben Murat'ı seviyorum. Onun için her şeyi göze aldım. Ve evet, beraberiz.